Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lil müttakîn. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Bugün Allah nasip ederse inşallah 20. mektubun 9. kelimesi olan biyedil hayr bahsinden bahsedeceğiz. Biyedil hayr, yani bütün hayrat onun elinde, bütün hasenat onun defterinde, bütün ihsanat onun hazinesindedir. Evet, bütün hayırlar, bütün iyilikler, bütün güzellikler Rabbimizdendir, Halikimizdandır. Zahiren bazı şeyler sebep gibi gözükse de, vesile gibi gözükse de, ama hakikatte bütün iyiliklerin ve güzelliklerin ve hayırların hakiki sahibi Rabbimizdir. Öyleyse madem bütün hayırların ve iyiliklerin hakiki sahibi Rabbimizdir, öyleyse hayır isteyen ondan istemeli, iyilik arzu eden ona yalvarmalı, şu kelimenin hakikatini kat'i bir surette göstermek için. Evet, öyleyse diyor, hayır isteyen, iyilik, güzellik isteyen Allah'tan istemeli, iyilik arzu eden ona yalvarmalı. Şu kelimenin, yani şu hakikatini, şu mevzunun tam manasıyla hakikatini anlamak için ilmi ilahinin hadsiz delillerinden bir geniş delilin emarelerine ve lem'alarına şöyle işaret eder ve deriz ki diyor Üstad Hazretleri. Evet, biraz önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi bütün hayırların, bütün iyiliklerin, bütün güzelliklerin hakiki sahibi Rabbimizdir. Bazen bazı şeyler iyiliğe merci gibi gözüküyor, kaynak gibi gözüküyor. Bunlar bizi aldatmasın. Çünkü gerçek manada bütün iyiliklerin ve güzelliklerin hakiki sahibi, gerçek sahibi Rabbimizdir, Halikimizdir. Peki biz bunu yani anlayabilmek, daha iyi idrak edebilmek için neye bakmamız lazım? Neleri tefekkür etmemiz lazım? Nelere bakarsak, neleri tefekkür edersek bu mevzunun hakikatini daha iyi anlamış, daha iyi idrak etmiş oluruz. İşte bu biyedil hayır bahsinde Üstad Hazretleri ilmi ilahiden bahsediyor önce. Yani Rabbimizin ilmini anlatıyor. Sonsuz, hudutsuz ilmini anlatıyor. Onu bize ders veriyor. Ve o ilmi ilahiyi inşallah biz iyi bir şekilde anladıktan, idrak ettikten sonra biyedil hayır, yani hayrın Allah'ın elinde olduğu meselesi, mevzusuyla meseleyi bir araya getirip bağlıyor. Peki hayır yaparken, İyilik yaparken ilim lazım mı? Evet, hayır ve iyilik yaparken ilim lazım. Nasıl ki her işte, her şeyde ilim lazım olduğu gibi, mesela bir yerden bir yere gideceksiniz. Eğer o gideceğiniz yolu, izi belli bilirseniz gayet rahat bir şekilde gidersiniz. Veyahut da bir iş yapacaksınız. Yapacağınız o işi, eğer o işle alakalı bir malumatınız varsa o işi gayet kolaylıkla, rahatlıkla yapabilirsiniz. Aynen onun gibi ne olursa olsun okuyacaksınız, ilim lazım, iş yapacaksınız, ilim lazım. Bir şeyleri yerine getireceksiniz, yine ilim, irfan lazım. Peki hayır yapacaksınız, iyilik yapacaksınız, ilim lazım mı? Evet, hayır yaparken de ilim lazım. Çünkü hayır yaparken öyle bir şey olmalı ki hayır yapacağınız, iyilik yapacağınız şahsın veya herhangi bir şeyin o hayra, o iyiliğe olan ihtiyacını bilmeniz gerekir. Ve ne zaman ona o lazım, onu da bilmeniz gerekir. Ondan sonra o iyiliği, o hayrı, o şahsa veya o herhangi bir şeye karşı yapabilirsiniz. Eğer onu tanımazsanız, yani iyilik yapacağınız şahsı tanımazsanız, bilmezseniz ve onun ihtiyacından haberdar olmazsanız ve ne zaman buna muhtaç, yani onu bilemezseniz, ona tam manasıyla hakiki veçiyle iyilik de bulunamazsınız. İşte onun için Üstad Hazretleri biyedil hayır meselesine, yani hayrın kendi elinde olduğu meselesini anlatırken, Rabbimizin elinde olduğu meselesini ifade ederken, izah ederken bizlere bunu ilimle, yani hayrın ilimle yapılacağını ifade etmiş oluyor ve buradan ilim mevzusuna giriyor. Ez cümle, bütün mevcudatta görünen bütün hikmetler o ilme işaret eder. Yani şu kainatta, şu mevcudatta bakıyorsunuz, her şey hikmetli. Her şey hikmetle yaratılıyor. Hikmetle tanzim ediliyor. Hikmetle yoluna koyuluyor. Demek ki bütün mevcudatta hikmetle iş görmek,
bir şeyi hikmetle, bir sebeple, bir gayeyle, bir maksat gözeterek yapmak Allah'ın ilmine işaret eder. Çünkü hikmetle iş görmek ilim ile olur. Yani bileceksin bir işi yaparken bunun neticesine, başlangıcına, meratibine, nerede nasıl hareket edeceğiz, nerede nasıl davranacağız. Bunları bileceğiz ki ona göre hikmetle iş yapalım. Eğer bilemezsek, öyle bir ilmimiz olmazsa hikmetle bir iş yapamayız. Hem bütün inayetler, tezyinatlar, hem bütün yardımlar, süslemeler, tezyinatlar o ilme işaret eder. Çünkü inayetkârâne, lütufkârâne iş gören elbette bilir ve bilerek yapar. Eğer birine yardımınız olacak, ona yardımcı olmak istiyorsunuz, böyle bir niyet taşıyorsunuz. Mesela biz kendi hayatımızdan buna misal verelim. Bu yardımı, bu inayeti veya bu lütfu, ikramı yapabilmek için muhakkak bir ilim lazım. Eğer ilim olmazsa, onun o yardıma olan ihtiyacını bilemezsek veya ne kadar yardıma muhtaç olduğunu bilemezsek, o yardımı, o ihsanı, ikramı o şahsa karşı yapamayız. İşte Rabbimiz de bütün kainatta, bütün mevcudatta muazzam bir inayeti var, muazzam bir rahmeti var, muazzam bir bereketi var. Demek ki bütün mahlukata karşı bu inayetler, bu tezyinatlar, bu harikalıklar yine o ilmi ilahiye işaret eder. Çünkü kim neye muhtaç, ne zaman muhtaç, ne şekilde muhtaç, nasıl bir yardıma muhtaç, Allah hepsini biliyor ve bildikten sonra da onlara inamda, ikramda bulunuyor. Hem her biri birer mizan içinde, bütün intizamlı mevcudat, evet bütün kainat, bütün mevcudat gayet nizam içerisinde, intizam içerisinde, evet. Ve her biri birer intizam içinde bütün mizanlı ve ölçülü hayat yine o ilmi muhita işaret eder. Yani şu kainattaki bütün nizamlar, bütün intizamlar, bütün düzenler, ahenkler hepsi yine Rabbimizin ilmine işaret eder. Dünyanın güneşin etrafında böyle nizam ve intizam içerisinde dönebilmesi, ayın dünyamızın etrafında nizam ve intizam içerisinde dönebilmesi ve bütün kainattaki her şeyin, mevcudatın, güneşten tutalım, aydan, yıldızlara kadar her bir şeyin böyle nizam ve intizam içerisinde hareket etmesi yine Rabbimizin ilmine işaret eder. Ve sadece kainatta değil, bütün mevcudatta değil, insana baktığımızda insanın bedeninde de hareket eden o kadar zerreler, o kadar hücreler var. Hepsi yine nizam ve intizam içerisinde hareket ediyorlar. Bunlar da yine Rabbimizin, Halikimizin ilmini, ilmi ilahisini bizlere gösterir birer delildir. Eğer ilim olmazsa haşa, o zaman bütün şu kainat, bütün mevcudat ve her şey nizam ve intizam içerisinde hareket etmez. Çünkü intizamla iş görmek, nizam ile iş görmek ilim ile olur. Eğer bir iş nizam ve intizam içerisinde ise demek ki orada bir ilim var. İlim olduğu için o işler nizam ve intizam içerisinde dönüyor. Ölçü ile, tartı ile sanatkârâne yapan elbette kuvvetli bir ilme istinad eder. Yani bir şeyde ölçü, bir şeyde tartı varsa, denge varsa, ahenk varsa demek ki kuvvetli bir ilim var. Eğer şayet kuvvetli bir ilim olmasaydı o zaman orada bir ölçü, bir tartı, bir nizam, bir intizam olmazdı. Hem bütün zihayata her birisine layık bir tarzda, münasip vakitte, ummadığı yerde rızıklarını vermek bir ilmi muhit ile olur. Hem bütün zihayata, yani bütün hayat sahiplerine, her birisine layık bir tarzda kim neye muhtaç, kim neyi yer, kim nasıl yaşar, kim ne ile hareket edebilir, kimin üzerinde ne olması lazım, ne giyinmesi lazım gibi, yani her birisi neye layık ise, her bir zihayat neye layık ise münasip vakitte, uygun bir vakitte, tam onun ihtiyacı olduğu bir vakitte, ummadığı yerden rızıklarını vermek, hiç beklemediği bir şekilde onların rızıklarını vermek bir ilmi muhit ile olur. Yani mesela bulutların yağmuru getirmesi, değil mi? Hiç umulacak bir şey gibi gözükmüyor. Bir pamuk gibi olan bir şey insanların ve bütün zihayatın ihtiyacı olan suyu taşıyor. Veya bir toprağın çeşit çeşit nimetleri, işte meyveleri, sebzeleri vermesi. Mesela bu da yine ilmi muhite işaret eder diyor. Yani öyle bir hal, öyle bir vaziyet ki bütün zihayatın bütün ihtiyaçlarını, her anki, her zamanki ihtiyaçlarını bilen bir zat Rabbimiz, Halikimiz, ummadığımız yerlerden tam vakti münasipte bize vermesi, ihsan etmesi, bütün zihayatlara
bunu ikram ve ihsan etmesi yine Allah'ın nihayetsiz sonsuz ilmini bizlere gösterir, ifade eder. Yani bütün mahlukat tek düze değil. Her biri farklı farklı, her birinin ihtiyaçları farklı, her birinin yaşantısı farklı, beklentileri farklı, talepleri farklı. Yani demek ki o talepleri bileceksin, beklentileri bileceksin. Ondan sonra ona göre onların ihtiyacı olduğu vakitte, zamanda onlara o ikramlarda, ihsanlarda bulunmak ancak nihayetsiz bir ilim sahibi olan Rabbimizin ilmi iledir. Çünkü rızkı gönderen, rızka muhtaç olanları bilecek, tanıyacak, vaktini bilecek. Yani kim ne zaman rızka muhtaç, hangi vakitte muhtaç ve ne kadar muhtaç, neye muhtaç bunları bilecek, ihtiyacını idrak edecek, ihtiyacını iyice anlayacak, idrak edecek, bilecek. Sonra rızkını layık bir tarzda verebilir. Eğer bilmezse bunları, bu halleri, yani neye ne zaman muhtaç, ne kadar muhtaç, eğer bunlar bilinmezse layık bir şekilde rızık onlara verilemez. Hem umum zihayatın ibham-ı ünvanı altında bir kanun-u taayyüne bağlı olan ecelleri, tam kesin olmayan, belli olmayan ecelleri, ölümleri bir ilmi muhiti gösterir. Çünkü her taifenin, gerçi fertlerin zahiren bir vakti eceli görünmüyor. Yani bakıyorsunuz yeryüzünde, kainatta veya dünyamızda yaratılan bütün zihayatların Allah onlara bir ecel tayin etmiş, bir vakit tayin etmiş. Ya bu tam net belli değil. İşte kim ne zaman öleceği belli değil. Fakat şu belli nedir? Ne zaman iki vakit arasında, yani ortalama ömür dediğimiz şey, işte bir ağaç, herhangi bir ağaç, mesela bir çınar ağacı veya işte başka bir ağaç olsun, elma ağacı olsun, üzüm ağacı olsun, bunun bir ömrü var, ortalama bir ömrü var. Veya hayvanattan herhangi bir hayvan olsun, bunun da ortalama bir ömrü var. Veya işte insanların da bir ortalama ömrü var. Yani şu yeryüzüne baktığımızda, zihayatlara baktığımızda her birisi için Rabbimiz, Halikimiz ortalama onlara bir ömür tayin etmiş. Hani bu dünyaya gelişleri yine onun ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle olduğu gibi bu dünyaya dan gidişleri de yine onun iradesiyle, onun ilmiyle. Bütün zihayatların bu dünyada ne kadar kalacağını, neler yapacağını, neye muhtaç olduğunu ve nasıl yaşayacağını, neler ile yaşayacağını bilen biri olmalı ki bu kainatı, bu dünyaya gelen her bir zihayata ihtiyaçlarını versin. Ondan onları, ömürlerini, hayatlarını yaşatsın. Daha sonra bu dünyadan gönderip yerine başkalarını göndersin. Demek ki bu dünyaya geliş de Allah'ın ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle olduğu gibi yine bu dünyadan gidiş de rastgele değil, tesadüfü değil, gelişi güzel değil. Yine onun ilmiyle tayin edilmiş ortalama bir ömür var. Herkes o ömrü, o hayatı, o zamanı yaşadıktan sonra bakıyorsunuz bu dünyadan göçüp gidiyor. Demek ki yine geliş onun ilmi, iradesi, kudretiyle olduğu gibi dünyadan gidiş de yine onun ilmiyle. Hem bütün mevcudata şamil, her bir mevcuda layık bir surette rahmetin taltifatı, bir rahmeti vasıa içinde bir ilmi muhiti yine gösterir. Hem bütün mevcudata şamil, her bir mevcuda layık bir surette rahmetin taltifatı. Evet, burada rahmet. Yani her bir şey rahmettir, her bir şey inayettir, her bir şey lütuftur. Ama bu rahmetin böyle bizim üzerimizde ve bütün zihayatın, bütün kainatın üzerinde tecelli edebilmesi için öyle bir hal, öyle bir vaziyet lazım ki, yani yine biraz önce ifade etmeye çalıştığımız gibi her birinin ihtiyacını bilecek, talebini bilecek, vaktini bilecek olan bir zat ancak rahmet ile, ilim ile iş görebilir. Çünkü onlar ne zaman neye muhtaç ise o zaman onlara ikram eder. Çünkü mesela zihayatın etfallerini süt ile iaşe eden ve zeminin suya muhtaç nebatatına yağmur ile yardım eden elbette etfali tanır, ihtiyaçlarını bilir. Evet, burada rahmetin tecellisi biraz daha rahimiyet tarzında şeklinde Üstad Hazretleri de ifade ediyor. Yani bütün zihayatların yavruları dünyaya geldiklerinde onların ihtiyacı olan nedir? Süttür. Annelerinin sütüdür. Evet, o süt, yani öyle bir şey ki daha dünyaya gelir gelmez anneleri vesilesiyle Rabbimiz, Halikimiz onlara ikram ediyor, ihsan ediyor. İşte bu bir rahmettir. Yani o an o süte ihtiyaçları var, o gıdaya ihtiyaçları var.
O ihtiyaç oldukları gıdayı Rabbimiz onlara o anda ikram ediyor. Evet, bu yine ne ile olur diyor? Bu bir ilim ile olur. Ya yani onların o anki ihtiyacını bilen, sütü olan ihtiyacını bilen bir Rabbimizin ikramıyla, ihsanıyla olur. Ve yağmurun diyor. Evet, ve nebatat aynı zamanda. Nebatat da yağmurun onlara lüzumunu derk eder, bilir, sonra gönderir. Ve hakeza bütün hikmetli, inayetli rahmetin hadsiz cilveleri bir ilmi muhiti gösterir. Yani yağmurun ihtiyacını, yağmura olan ihtiyacımızı, bütün zihayatın yağmura olan ihtiyacını Rabbimiz Halikimiz biliyor. Ve bildiğinden dolayı ihtiyacımız olduğu anlarda, zamanlarda o yağmuru bize gönderiyor. Yağmurun gönderilmesi de yine ilim ile olur diyor. Neden ilim ile olur? Ne zaman, ne kadar, ne miktarda ihtiyaç var? Bakıyorsunuz o vakitte ve o miktarda veya fazla bazen olsa da bazen yağmur az düşse de ama bütün işleyişe, genel işleyişe baktığımızda yani ihtiyacımız olduğu zamanlarda Rabbimiz bulutlar vesilesiyle yağmuru bizlere ihsan etmiş, ikram etmiş. Demek ki burada da ne var? Bizi bilen, bizi tanıyan, bizim ihtiyacımızı bilen, bütün nebatatın yağmura ihtiyaçlarını bilen birisi, biz Rabbimiz, Halikimiz o yağmuru bize gönderdi. Demek bu da yine ilim ile olur, bilmek ile olur. Eğer bilmese haşa o yağmur bizim imdadımıza gelmez. Ve hakeza mezkür emareler gibi binler alameti sadıka var ki şu kainatta tasarruf eden zatın muhit bir ilmi vardır. Evet, binler alameti sadıka var ki şu kainatta tasarruf eden zatın muhit bir ilmi var. Her yeri kuşatmış bir ilmi var. Yani biraz önceden beri okuduğumuz yerlerle alakalı yani belki en güzel anlamamız gereken nokta şu nedir? İyi değil. Hayır. Yani hayır Allah'ın elinde, hasenat Allah'ın elinde, iyilik Allah'ın elinde. Peki bu hayır, bu hasenat bütün zihayata nasıl geliyor? Onun rahmetiyle gelmekle beraber ilim ile yani her şeyi bilen Rabbimiz, Halikimiz bütün mahlukatın bütün ihtiyaçlarını biliyor ve vakti münasipte onlara gönderiyor. Ve her şey, şu kainattaki her şey, her iş hikmetle yapılan, rahmetle yapılan, inayetle yapılan bütün işler, bütün icraatlar onun ilmine işaret eder. Ve her şeyi bütün şuunatıyla bilir, bütün halleriyle bilir. Sonra yapar. Madem şu kainat sahibinin böyle bir ilmi vardır, madem şu kainat sahibinin böyle geniş, böyle muhit bir ilmi vardır, elbette insanları ve insanların amellerini görür. Madem Rabbimizin her yeri kuşatmış, her bir şeyle ifade ettiği, bildirmiş olduğu muhit geniş bir ilmi vardır, elbette diyor insanları ve insanların amellerini görür. Evet, bu nokta da çok önemli. Yani madem Allah her şeyi biliyor, her şeyi görüyor, her şeyi bildiğini gördüğünü hikmetle, rahmetle, inayetle yapmış olduğu, intizamla yapmış olduğu işlerle bizlere bildiriyor. Elbette diyor insanları ve insanların amellerini de görür. Madem her şeyi gören Rabbimiz elbette bizleri de ve bizlerin amellerini de yani yapmış olduğumuz işleri de, icraatları da, gün içerisindeki halimizi, vaziyetimizi hepsini görür, hepsini bilir. Ve insanlar neye layık ve müstahak olduklarını da bilir. İşte aynı zamanda Halikimiz, Rabbimiz insanların neye layık veya neye müstahak olduklarını da bilir. Her şeyi bilen Allah elbette yani bizim de neye layık ve müstahak olduğumuzu bilir. Çünkü bizim amellerimizi görüyor ve bizim amellerimizin karşılığı nedir? Ne olmalıdır? Ne şekilde bir hayır veya bir ceza olmalıdır? Bunları da biliyor Halikimiz, Rabbimiz onları bilir ve neye layık ve müstahak olduklarını bilir. Hikmet ve rahmetin muktezasına göre onlarla muamele eder. Hikmet ve rahmetin muktezasına göre onlarla muamele eder. Evet, yani hikmeti gereği, rahmeti gereği kişi neye layık ise ona onu verir. Bazen bakıyorsun belki bir azabı, bir cezayı hak edecek halimiz, vaziyetimiz olsa da Allah'ın rahmetiyle Allah o sıkıntıyı, o derdi, kederi başımıza kaldırıyor. Veya çok gayret ettik, çok çalıştık, bir şeyleri yapmak istedik, arzu ettik. Allah Halikimiz o amelimizi, o fiilimizi, çalışmamızı gördüğünden, bildiğinden dolayı o amelin, o çalışmanın karşılığı olan iyiliği, hasenatı, güzelliği bizlere ihsan ediyor.
Demek ki burada yani asıl bizim belki anlamamız gereken dersin başından beri ifade etmeye çalıştığımız hayır Allah'ın elinde. Evet hayır Allah'ın elinde, iyilik Allah'ın elinde, hasenat Allah'ın, Rabbimizin, Halikimizin elinde. Peki o hayır, o hasenat, o iyilik bize gelirken nasıl geliyor? İşte o iyilik, o hasenat bize gelirken şöyle bir cihet var. Bizim amellerimize bakan bir cihet var. Nasıl bir cihet? İşte biz neye layık, neye müstahak isek, yani nasıl bir hal, biz bir vaziyet, bir çalışma, bir gayret içerisinde isek, bakıyorsun Allah da o çalışmamızı, o gayretimizi, o halimizi bildiğinden dolayı, gördüğünden dolayı ona layık bir mükafatı veya tembelliğimizin cezası olarak da bize sıkıntıyı, cezayı ne yapabilir? Verebilir. Allah hayırlı güzel ameller işleyenlerden cümlemizi eylesin. Ve edecek diyor, ey insan aklını başına al, dikkat et, nasıl bir zat seni bilir ve bakar, bil ve ayıl. Evet, burada bize muazzam bir ihtar var, bir ikaz var. Ey insan aklını başına al diyor. Dikkat et, yani dikkatle davran. Nasıl bir zat seni bilir ve bakar, bil ve ayır. Evet, Allah bizi görüyor, Allah bizi biliyor, Allah amellerimizi de görüyor. Ve bizi neye layık isek onun karşılığı olarak da bizlere onu veriyor. Evet, hayrı, hasenatı yapmak ilim ile olur dedi Üstad Hazretleri. İlim olmazsa haşa o hayır tam bir hayır olmaz, tam bir hasenat olmaz. Bir ilmin, bir hayrın, bir güzelliğin, bir hasenatın, bir ihsanatın ihsanat olabilmesi için ilim lazım, irfan lazım. Aynen onun gibi yani bizim için neye layık isek Allah bizim halimizi, vaziyetimizi, tavırlarımızı, davranışlarımızı görüyor ve onun neticesi olarak da biz neye layık ve müstahak isek bize onu veriyor. Allah amelleri güzel olanlardan eylesin, çalışmaları güzel olanlardan eylesin, gayretli olan kullarından eylesin bizleri. Eğer bizler gayret edersek onun karşılığı olarak da iyiliğe, hayra, hasenata daha ziyadesiyle layık oluruz. Eğer ibadetlerimiz, eğer kulluğumuz, eğer şuurumuz yani yerinde olursa ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere göstermiş olduğu şekilde hayatımızı tanzim edersek, ya yani şu kısa ömrü böyle baki ömürlere, baki neticelere, meyvelere tebdil etmek arzu edersek, istersek ki isteriz hepimiz. Neler lazım, ne lazım? Başta işte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesine uymak ve Kur'an'da Rabbimizin, Halikimizin tarif ettiği şekilde ömrü hayatı geçirmemiz lazım. Eğer öyle geçirirsek hem bu dünya hayatında birçok nimete, güzelliğe mazhar olduğumuz gibi inşallah ahiret yurdunda da, ahiret hayatında da birçok iyiliklere, birçok hasenata mazhar oluruz. Evet Allah bizi biliyor, Allah bizi görüyor. Allah bizim neye layık olduğumuzu biz biliyor ve ona göre de o hali, o vaziyeti hem bizlere hem bütün zihayata hayata ikram ediyor, ihsan ediyor. Evet Allah günümüzü mübarek eylesin. Allah başımızda bulunan şu hastalıkları bir an önce def eylesin. Rabbimiz, Halikimiz bütün hayatımızı rıza ilahi dairesinde geçirmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.